Hançerleyerek mi öldürüyorlar? Evet. Hançerleyerek evet. Öldürürler. Silah hançer. Tarz bu. Şimdi bakınız. Ha, yani evet. Çok küçük saklanabilen ve çok kullanışlı bir ben, şey. Ben de kendimce bu doğuda yani Afrika ve doğu bölgelerinde bu esrar, uyuşturucu, keyif verici maddeler üzerine bu kitabı yazmada yazarken biraz yazdım çizdim. Bu şeyde de var yani aslında Farhat defterinde de belli evet, oranda var. Şimdi keyif verici maddeleri dindarlar kullanmaz diye bir kayda yok. Bazen kullanırlar. Mesela bazı sufilerin vecd hali için kullandıkları malumdur. Yani çok bilinen. Yani bunlar ayıplamak için söylemiyorum. Böyle zaman zaman olmuştur. Yani tarihte biliyorum bazı nakşi, bayağı nakşilerin, şeyhlerinin de kullandıklarını biliyorum. Ama bu bir yere münhasır bir şey değil ve yaygın bir şey değil. Yani genel bir teamül değil. Fakat bunlar kullanmıyorlar da iki nedenle aynen zaten o suikast ya da verilen görevi yapabilmek amacıyla zaten kullanmıyorlardı. Bu tekrar dönüyorum bir davaya inanç kadar insanı deyim yerindeyse eğer uyuşturmadan söz ediyorsa uyuşturdu demiyorum ama bir yani motive eden 10 tane 50 tane uyuşturucudan daha fazla motive eden şey davaya inançtır bu bir. İkinci söyleyebileceğim nokta aslında düzenli bir ordusunun olmadığıdır. Yani hocalar da bilirler yani hangi kaleye giderseniz gidin Hasan Sabahan ya da bağlantılı kalelere giderseniz gidin düzenli bir ordusu yoktur. Zamanı gelir hatta biraz da İslam'ın ilk dönemlerine benzer hatırlıyorsunuz millet. Peygamberin ilk dönemine bir bakınız. Öyle şey değil. Düzenli bir ordudan bahsedilmez. Herkes çiftinde, çubuğunda, işinde, gücünde falan bir savaş zamanı gelir. Giderler ya da kervanın yolu kesilmesi gerekir böyle. Bunlar da böyle yapıyorlardı. Bu bir. Vurkaç taksitlerinde haklısınız. Düzenli bir orduya karşı zaten başka türlüsü yapılmaz. Üçüncüsü bence son ve en önemlisi. Benim için bu konuda söyleyeceğim. En önemlisi şu. Hiçbir suikast. Yani Hasan Sabahçıların yaptığı hiçbir suikast saldırı amaçlı değildir. Yani görünüşte bireysel olarak saldırmıştır ama muhakkak bir zulüm görmüştür. Muhakkak bir sefer mesela hazırlığı vardır. Muhakkak bir şekilde onu... Yani varlığını korumak adına tabii, diyorsunuz. Tabii savunma amaçlıdır. Yani bunun mesela çok tipik örneğini şeyde de gördük. Hocalar özellikle siz Fatimileri de okudunuz hocam siz de bilirsiniz. Ben Misyaf Kalesi'ne gittim bu 3-4 sene önce. Orada anlattılar tarihçilerle beraber epeyce bir müşavere de ettik. Misyaf Kalesi'ni Selahattin Eyyubi kuşatıyor. Başka çareleri yok. Aynen derviş kılığında, şu kılığında, bu kılığında, hatta Selahattin Eyyubi'nin askeri kılığında, fedaisi kılığında her neyse kalkıp giriyor, otağına giriyor. Ve hançeri başının üstüne bırakıyor. Ve orada da bir şey asıyor. Diyor ki biz seni öldürebilirdik. Oraya girdik. Ama bunun tarihi gerçek. Bu hikaye problemli yalnız. Bu hikaye problemli. Hayır ben Hasan Hayır çünkü zaten siz de anlattınız. Yani dehşet saçma, korku saçma. Hayır ama dehşet saçma şu değil. Bu kadar ya durup dururken şu kadar. Bir dakika. Amaçlı mı? Durup dururken şu kadar milleti korkutalım falan diye bir şey yok. Bu resmi tarihin şeyidir. Hayır bakın yani şimdi. Resmi. O... Yani şimdi Selçuklular daha az mı dehşet saçtı? Gidip tarlalar, çubukları falan insanları kesip asırken daha mı azdı? Bu mesele değil. Mesele şu. Adam kendini savunmak istiyor. Siz benim üstüme geliyorsunuz. 10 bin kişiyle, 20 kişiyle, 20 bin kişiyle. Ben ne yapacağım? Ya bir şekilde en fazla çünkü o dönemde... Ama hocam şimdi şöyle bir şey de yapmamışlar. Şimdi... Yani hani kalelerinin dibine kadar birisi gelmiş de onlara, onları vururken bütün hikayeler, karşılık vermiş bütün, ve öldürmüş gibi bütün bir şey hikayelere değil. Bakınız. Bütün hikaye ya bir sefer hazırlığı vardır. Ya kaleyi kuşatma hazırlığı vardır. Ya yakılıp yıkılmıştır. Ya onların adamlarına bir şekilde zulmetmişlerdir. Yani çiftçilerine zulmetmişler, köylülerine zulmetmişler, çevresine. Yani onların müritlerini diyelim ki işkence yapmışlar. Ne yapmışlarsa ya intikam misilleme amaçlıdır ya savunma amaçlıdır. Öyle durup dururken gideyim hani hocayı öldüreyim, şu hocayı öldüreyim. Ondan sonra dehşet saçayım yok. Siz ne özellikle de ortalıkta yapıyorlar ki bakın siz üstümüze gelirseniz biz bu işi yaparız. Şimdi mesele şu, bunlar bir kalede kapanmış ibadetle uğraşırken Selçuklular tarafından ya da Melikşah tarafından ya siz niye böyle işlerle uğraşıyorsunuz diye bir kere üstlerine gidilmiş insanlar değil. Bunlar bakın Nizamül Mülk'ü Bağdat'tan İsfahan'a dönerken Nihavend'de bir suikastle öldürüyorlar. Ve Nizamül Mülk Selçuklu Sultan'ın Melikşah'ın evet, büyük veziri ve Selçukluların ve bir dilekçe sunma bahanesiyle yanına yaklaşan kişi dilekçesini sunuyor. Bakın devlet onu muhatap alıyor. Ve hançeri çıkartıp veziri
bıçaklıyor. Hı-hı. Şimdi bu anlamda şöyle görmemiz lazım. Bir kere mesele Hasan Sabbah'ın şahsıyla ilgili bir meşru müdafaa meselesi değildir. Bu Şia'nın jeopolitik anlamdaki varoluş ve siyaset mücadelesinin, hı hı, bir kere bir parçasıdır. Çünkü Selçuklular bakın bu anlamda Büveyhilerle de mücadele halindedirler. Büveyhilerle mücadele ederler ve onları Bağdat Abbasi halifesini Büveyhileri ortadan kaldırarak Tuğrul Bey 1055'te Bağdat'a girmiştir ve tekrar durumu normale dönüştürmüştür. Fatımiler bir taraftan mücadeleyi sürdürürken Suriye'de ve Mısır üzerinden Selçuklular üzerine, Selçuklular da buna karşılık olarak, çünkü Selçuklular kuruldukları anda, daha Tuğrul Bey ile kuruldukları anda karşılarında bir Büveyhi tehlikesini görüyorlar ve buna karşı bir siyasetin içine girmek ihtiyacı hissediyorlar. Büveyhi olayının arkasından Hasan Sabbah olayı çıkıyor. Bakın bunlar Şia jeopolitiğinin mızrak uçlarıdır ve ilerleyen yapının, başka bir jeopolitik yapının önüne çıkan engellerdir. Bir kere bu geniş çerçeveyi görmezsek Hasan Sabbah'ın müritleri efendim saldırıya uğrama tehlikesine karşı meşru müdafaada bulunuyorlardı demek, nasıl bir resmi tarihten bahsediyorsa başka bir resmi tarih kurmak olur. Kanaatindeyim ben. Bir de çünkü şunu da kaçırmamak lazım Altan Hocam. Haçlı kontların kendi arasındaki mücadelede para karşılığı suikastlar düzenliyorlar. Yani çok da idealleştirmemek lazım. Ya hayır bakın, yani, bak, siz yani genelde şeyleri mutlaklaştırmamak lazım hoca. Şimdi iyi söylüyorsunuz, bence de tabii oradaki Şia, Sunni şeylerindeki yani o jeopolitiği içinde yer alıyor ama hiçbir Şia şeyi kalkıp Hasan Sabbah'a git şunu öldür falan dememiştir. Ama işte hoca diyor, hayır, Haçlılar için parayla suikast yaptılar. Hayır, şey bakın, hayır. Selahaddin Eyyubi'ye 1174 ve 76'da suikast düzenliyorlar. Evet. Selahaddin Eyyubi Haçlılara karşı bunları taşeron olarak, suikastçı olarak kullanıyor. Sultan Baybars aynı şekilde bunları suikastçı olarak kullanıyor. Orada yaşamak zorunda. Kim kendisine aynı sizin dediğiniz bölgede gidip mesela Haçlı ordulara, Haçlı komutanlara, Haçlı şahsiyetlerine de vurmuşlardır. Zaman zaman Selahaddin Eyyubi ya da Zengilerle ya da başkalarıyla ittifak yapıp Haçlılara saldırmışlardır. Üstlerine geldikleri takdirde zaman zaman da Haçlılarla bir olmuşlardır. Kendilerine diyelim ki karşı o Halep'te... Yok, tamamen para karşılığında düzenlenip de suikastlar. Hayır hocam, bunlar meşru müdafaa değil. Bu bir terör. Hayır. Bir kere bu bir terör örgütüne dönüşmüş bir şey. Ben terör şeyine katılmıyorum. Şimdi bu resmi, evet, şeyle kim... Şimdi devlet yaparsa terör değil, bilmem ne yaparsa... Nizamülmülk dediğiniz kişi zat Hanefileri bile hakaret etmiştir. Köpek postu üzerine namaz kılarsınız falan diye. Şafidir kendisi. Neden? Biliyorsunuz İmam Hanife demiş ki yani postun şekli önemli değil, nereden olduğu önemli değil. Yeter ki siz Allah'a secde edin. Bu secdenin üzerinde şu, diyelim ki ceylan postu üzerine de edebilirsiniz. Fok postu, yani ben fok diyorum da herhangi bir post üzerine ederiz. Burada araç önemli değil, amaç önemli. Ama aynı Nizamülmülk'ün gidin siyasetnamesine bakın. Hakaret etmiştir şeye. Bu kadar bağnaz bir yönetimden bahsediyoruz. Ve ortalığı da kasıp kavurmuştur. Yani o Nizamülmülk'ün siyasetnamesine bakın, ifadelerine bakın. Bütün bunlar zındıklar, zındıklar, işte rafiziler falan diye geçer ve bunlar yok edilmesinden. Şimdi bunları yok edilmesinden bahseden bir yönetime karşı ne yapacaksınız? Ve bu yolda da hareket eden, bu yolda da seferler düzenleyen, seferberlik yapan, bu yönde kaleleri kuşatan bir şeye karşı ne yapacaksınız? Ne yapmanız şimdi gerekiyor? Mesele, ne yapmanız gerekiyor? Yani burada şu. Onun için orada da şeyde de bir iki ana kuvvet var Suriye'de. Haçlılar Antakya'dan ta Kudüs'e kadar. Evet. Bir taraftan da Selahaddin, daha çok Selahaddin Eyyubi'nin çevresinde dönen, o Suriye'de vesaire, evet, dönen bir şey var. Düşünün ki Kudüs'te kaç adam öldürmüşlerdir ve orada zayıflatmışlardır ve Selahaddin Eyyubi'nin yolunu açmışlardır. Bilerek değil belki. Yolunu açmışlardır Kudüs'ü fethetmesi için. Teslim şimdi, alması için. Şimdi böyle bir çok boyutlu düşünürsek ancak bir şeyi kavrarız. Yoksa terör. Yani birisi de bundan kaç sene önce birisi Necmettin Erbakan Hoca'ya kalktı dedi ki dünyanın ilk terör örgütü dedi bu Hasan Sabbahçılar. Necmettin Hoca bilerek bilmeyerek ya da İslami güdülerle her neyse dini güdülerle nereden biliyorsun? Hakikaten de nereden biliyorsun? Değil. Ezber. Çünkü bir takım ezberler var. O ezbere konuşuyoruz. Halbuki biliriz ki ilk örgütlü suikast örgütü ne Hasan Sabbah'tır ne şu şeydir. Şeylerdir. Bu Romalılar hani Filistin'i işgal edince bir Yahudi
hareketidir. İlk siyasi amaçla örgüt. Şimdi böyle ilk suikast, ilk terör falan. Terör resmi bir görüşün, burası için söylemiyorum, Orta Çağ'dan bahsediyor. Resmi bir devlet görüşünün kendisine karşı olan, itiraz eden, muhalif olan, isyan eden bir hareketi karalama aracıdır. Yani. Şimdi tabii bir kere yani resmi tarih deyince biz var olanı ve tarihi kaynakların aktardığı gerçekliklerin gerçekliğini değiştirmiyoruz. Birincisi bu. İkincisi Hasan Sabbah ve adamları meşru bir zeminde hareket ederken onların bir takım meşru haklarına karşı gayrimeşru karşılık veren bir Selçuklu yapısı yok. Bakın buradaki mesele şu, siz bir düzen kuruyorsunuz, büyük bir jeopolitik plan içindesiniz. Evet. Karşınızda Haçlılar çıkmışlar ve siz onlarla mücadele etmek durumundayken içeride, dağlarda, kalelerde birileri bir propagandayla ve Sultan Sancar'ın, demin Faik Bey'in anlattığı o bıçak hikayesi aslında Sultan Sancar'la alakalı bir hikayedir. Sultan Sancar'ın çadırına o hançeri bıraktırıyorlar ve bir not da bıraktırıyor Hasan Sabbah. Eğer isteseydim diyor, seni diyor o bu bıçağı sert yere değil, seni yumuşak göğsüne de batırabilirdim. Hocam diyor. Ben şimdi şeyde Sultan Sancar'ın İsmail'i belgelerini yani gördüm. Hani yani cariyeyi kandırıyor, cariyeye hançer veriyor. O da yastığının altına koyuyor. Gördüm. Sultan Sancar'ın Müsyaf'ta gördüm o belgeyi. Şimdi Sultan Sancar'ın bununla ilgili herhangi bir operasyon ya da bir harekat düşüncesi falan varken yapılmıyor bu. Ya da 74 öldürülen 74 tane devlet adamı Selçukluların herhangi bir operasyonu karşısında öldürülüyor da diye. Bakın bunlar bir kere safı belli olmayan, Faik Bey kendisi de söyledi, pragmatist olarak saf değiştirebilen ve uygulamakta oldukları yöntemi bu pragmatist amaç uğruna kullanabilen, kendi doktriner amacıyla alakası olmayan bir süreçte ilerleyen bir yapı gösteriyorlar bir kere. Yani şunu diyemezsiniz, bunlar meşru bir talepleri vardı. Bir kere bunlar belli bir siyasi Fatımi siyasi yapısının Selçuklu dünyası içerisindeki uzantısı. Tuğrul Bey Büveyhirlerle mücadele ediyor. Alparslan ve Melikşah da, ki Alparslan biliyorsunuz Malazgirt'e giderken asıl hedefi Mısır'daki Fatimi halifeliğini yıkmak. Evet. Ve ona kısmet olmayan şey, sonra Aksungur Porsuki dediğimiz o suikastini anlattığımız kişi öldürüldükten sonra onun babası İmadettin Zengi Suriye'deki Haçlılara karşı mücadeleyi yönlendiriyor. Bunun sonucu şudur. Nurettin Mahmut Zengi bir süre sonra Halep'i ele geçiriyor ve Halep'teki bu okutulan Şii ezanını tekrar eski Sünni usule döndürüyor. Döndürüyor hocam? Onun akabinde yani, öyle bir gecede döndürdüm diye sokaklarda cesetleri, yani insanları katlederek onu basıyor ve şey diyor. Ya şimdi bu, o adam ne yapsın? Bu da sizin resmi tarihinizin olmuştu. Hayır, benim resmi tarihim. Bakın tabii, Anadolu'ya tabii. Bakın. Anadolu'ya bakın. Haçlılar geldiği zaman birçok Müslüman beyliği, Selçuklularda dahil beylikleri zaman zaman Haçlılarla işbirliği yapıp diğer Müslüman beyliklere karşı şey yapmış. Haçlılar da Müslümanlarla işbirliği yapıp diğer koltukla savaşıyor. Ama işte bu siyasi bir mücadele. Bu Hasan Sabbahçılara özgü bir şey değil. Orada bir iktidar savaşı var, bir kendini konumlandırma var. Bu konumlanda yaşayacaksınız. Ya biteceksiniz ya yaşayacaksınız. Kontlular da, Urfa Kontluğu da böyle olmuş. Antakya Kontluğu gitmiş sizinle ittifak yapmış. Bir Müslüman beyliğiyle falan, Müslüman beyleriyle ittifak yapmış. Anadolu'ya bakınız, Anadolu'nun şeyine bakınız. Ama hocam belli yani, bir... Hayır. Hayır ama bir şey diyeceğim. Belli fakat bir hoca bir yerde haklı. Için. Bir yerde şurada haklı. Diyor ki Şii, jeopolitiği daha doğrusu... Bir devlet, Selçuklu, Sunni, baskın, egemen bir Selçuklu devletinden bahsediyoruz. Bunun içinde itiraz ve muhalefet odakları var, isyan odakları var. Hiçbir devlet bu anlamda, yani o devletin gözüyle baktığınızda hiçbir devlet kendisine isyan eden bir varlık, bir odak, bir hareket istemez. Bu istememesi onu haklı çıkarmaz. Bu devlet mantığıyla doğrudur. Ama bir de diğer tarafın mantığıyla bakınız, o da yaşamak isteyecektir. Ne yapacaksınız? Ben size bir suikast örneği daha vereyim. Ver. O şeyi de yalnız el hocam. El amiri. Aynısını yapabilir. Fakat bu şeyde bakın, Müsyaf'ta ben şeylere baktım. Arapça şeye, belgeye baktım. Gittim kütüphanede baktım. Ve aynısı Selahattin Eyyubi'nin başına da gelmiş. Yani Şeyin başına gelmiş diye o benim tek örnek olmayabilir. Gitmiş öldürmek istemiş. Ona öldüremez. Suikast düzenliğinde ben yaralanıyor. Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben bir suikastlarla ilgili bir şey söyleyeceğim.
Nizariler kendi amaçları doğrultusunda suikast düzenlemişlerdir. Sadece evet. savunma amaçlı değil. Evet. Bunun en bariz örneği Fatime Halifesi El-Amir'e düzenlenen suikast. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Fatimeler, Nizarilerin suikastıyla ölmüştür. Evet. 130'da. Evet. Yani sadece savunma amaçlı değil. Niye öldürmüşler peki? Amaç ne orada? Çünkü hak imam olarak tanımıyorlar onu. Hı. Yani o, ve yine şeye geliyorsunuz ya. Yani imamın kimin olacağı yani yerinde siyaset. Ben o, bugünkü dönümde söylediğim iktidar. İmamet, davet evet, ve takiye siyaset. Meselesi yani. Takiye meselesi de aynı şeydir. Şimdi adam diyor ki ben şimdi bu Sunni deryası içinde yani iktidar olan, egemen olan Sunni deryası içinde diyor ki ben ne yapacağım? Propagandamı nasıl yapacağım? Müslüman değilim diyemem. Tersine Kur'an'ı da, hacı da, orucu da şeyde bütün İslam'ın 5 şartını artı biliyorsunuz bu yine imam. İmamet. Ama farklı bir yorumla. Hayır. Önce öyle söylüyor. İşte o kıyamet gününde kendi gücünü kıyamet günü dediği şeyde hakikate vardığı aşamada aşama aşama. Yani bazen hani şeyde batınilikte ya da genel Alevi kolunda biliyorsunuz şeriat kapısı, marifet kapısı sonuçta geliyor. Halka 4 kapı 40 makam. Bu 4 kapı 40 makam aslında o genel baskı içinde kendini gizleyerek propagandasını batini şimdi, yorumla taraftar toplama olayı. Şimdi bazı olayı eski din mensuplarının da evet. İslamiyet'in kılıçla yenilemeyeceğini anladıktan sonra içten çökertmek için bu yöntemin yani denendiğini de iddia ediyorlar. O sadece kendisini öyle yapacak. Hiç Türkiye'de de dünyanın her yerinde bir örgüt başladığı zaman illegal başlar. Bir de şu noktayı da kaçırmamak evet. lazım. Nizariler sadece Sünni Müslümanlarla mücadele etmiyor. Hayır. Diğer Şii gruplarıyla da mücadele ediyor, halinde. Ediyor yani İmamiye Şiası aynen. onun rakibi. Dürziler daha sonra İsmailiye içerisinde ayrılan rakibi. Doğru. Hatta Suriye'deki İsmailliği katleden, zayıflatan da Nusayrilerdir. Doğru. Burada hiçbir yani, sorun yok. Bu onlar mesela, yani bir meşru müdafaa yani. Çabası yok ortada. Evet, başka bir şey var. Yani sadece meşru müdafaa meselesi değil. Burada sonuçta bir hareketten bahsediyorsun. Bu hareketin kendine göre amaçları var. Karmatiler bir şekilde %100 değil bir şekilde onlarla bağlantılı. Tipik bir köylü hareketidir. Ve çok örgütlü bir harekettir. Ve zaten biliyorsun bugün Bahreyn denen Lahsa'da kendilerine göre ortakçı bir hayat kurmuş. Şeyh Sinan nispeten daha bunu ileriye götürmüş. Şeyh Sinan bu. Reşidüddin Sinan. Üçüncü bilinen. Daha ileri tanesi. Götürmüş. İyice bir lokmayı paylaşmanın ötesine geçmişti. Bakmışlar olacak dedi falan. Orada işte kuş atmışlar. Şu etmişler, bu etmişler. Şimdi burayı niye diyorum? Şimdi onun bir ideali var. Bir ütopyası var. Bir hayal, bir dünyası var. Cenneti var diyelim. O cenneti yeryüzünde gerçekleştirmek. Kıyamet teorisiyle ama ha. Şeyh Sinan, Reşidüddin Sinan onu kabul etmiyor. Hayır, o kabul etmiyor. Çünkü orada en son ikinci Hasan setir, artık setir teorisi evet, diye üçüncü bir teori daha var. Ona daha gelemedik. O var yani. Hani setir. Üçüncü dönemi 1210 ile 1226 arasıdır bu şeyin İsmaili Nizariliğinin. Orada üçüncü Hasan, Celaleddin Hasan setir teorisini ortaya atar. Yani ve sünnileşme eğilimleri içine girdiği de söz konusudur evet, hatta doğru, kendisinin. Doğru. Yani şudur, talim, kıyamet ve setir.